Dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuma geleceğim. Aslında benim için güzel program olacak. Bir dost, bir arkadaş, bir tanıdık, bir iş adamı ve bir baba. Halil Solak bugün konuğum. Kanal 60 ekranlarında ve stüdyolarında. Halil Bey, hoş geldiniz programıma. Hoş bulduk Seyfi Bey. Teşekkür ediyorum. Sizlerin kibar davetiniz için öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Kanal 60 ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Biz de bir pazar günü, bir tatil günü diyelim, Evet. sizin gibi iş adamının ve şiire biraz sonra görecek izleyicilerimiz de gönül vermiş bir arkadaşımızın, dostumuzun bir pazar günü, tatil günü yanımızda misafir olmasından dolayı bizler de çok çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili izleyiciler, Halil Solak örneğinde olduğu gibi daha önceki programlarımızda da Almanya'da yetişmiş, küçük yaşta Almanya'ya gelmiş, şiire meraklı, şiir yazan, öykü yazan konuklarımız olmuştu. Önümüzdeki programlarda da yine Almanya'da yaşamasına rağmen, Fransa'da yaşamasına rağmen, başka ülkelerde yaşamasına rağmen güzel dilimize, ana dilimize, Türkçemize önem veren konuklarımızı misafir edeceğiz. Halil Başkan, şöyle başlamak istiyorum. Yeni tatilden döndün. Ben Evet. takip ettim ve 3 tane de yavrum var, güzel çocuklarım var. Allah Allah bağışlasın. razı olsun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Almanya'da çok büyük bir eksikliğimiz ve programlarımızda vurguluyoruz bunu. Ana dil. Nasıl? Çocukların Türkçe konuşabiliyorlar mı şu anda? Evet Seyfi Bey gerçekten şimdi şu anda özellikle de Avrupa'da yaşayan biz Türkler olarak Türkçemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belki yani ben kendi şahsımı diyeyim. Belki kendim Türkçe güzel konuşmuyor olabilirim ama elbette daha güzel konuşmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda biz bunu yani çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Avrupa'da yaşayan birçok insanlarımız var. Türkiye'ye gittiği zaman birçok oradaki esnafla alışveriş yaparken falan hiç anlaşamıyor. Burada çocuklarımıza iki şeyi öğretmemiz gerekiyor. Bir, ana dilimiz Türkçe, iki, örfümüzü, adetimizi. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Siz çocuklarınızla diyelim mutlaka eşinizin de bunda emeği olmuştur ama nasıl özendirdiniz? Yani çocuklarınızın Türkçesinin gelişmesine neler yaptınız Şimdi örnek Seyfi olarak? Bey ben neler yaptım kendi çocuklarıma özellikle de motivasyon olması için çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz dedim. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz dedikten sonra Evet. çocuklar gerçekten daha çok daha güzel konuşmaya başlıyor. Daha dikkat etmeye başlıyor. Çocuklarımız burada eğer Almanca biliyor özellikle de ben şuna çok dikkat ediyorum. Okulda zaten Almanca konuşuluyor. Evet. Eğer evde de Almanca konuşur isek Türkçemizi öğrenemezler. Mesela ben bu yıl, bu sezonda Türkiye izine gittiğimde çocuklarıma şu şeyi söyledim. Bakın yavrum, kuzularım, Türkiye'de kesinlikle Almanca konuşmak yasak. Evet. Çok ilginç. Kendi aralarınızda bile hiç Evet. Almanca konuşmayacaksınız. Zaten Almancayı siz okulda öğreniyorsunuz. Türkçeyi konuşun ki Türkçeyi daha güzel konuşalım, daha Evet. genişletelim. Evet. Ben bu şekilde uygulama yapıyorum. Aynı zamanda evde de uygulama yapıyorum. Türkçeyi evde konuşun. Almanca konuşmayın. Çünkü okulda zaten hep Almanca konuşuluyor. O yüzden de evde de Almanca konuşulursa Türkçeyi unutuyorlar maalesef. Evet. Şimdi bir konuya daha bahsedeceğim. Daha sonra sizin şiiri olan, edebiyat olan merakınızı da izleyicilerimizle paylaşacağım. Zaten sizi davet etme nedenim de o. Yani Türkçe'ye verdiğimiz önem. Halil Evet. Bey, siz aynı zamanda iş sahibisiniz, işverensiniz. Evet. Kahramanmaraş'ın Helete kasabasındansınız ki biraz sonra gireceğiz. Benim görebildiğim kadarıyla biz yaklaşık bir 10 yıldır tanışıyoruz. Daha fazla. Siz orada alçak gönüllülük yaptınız ama Almanya'da çok küçük yaşta gelen birçok kişiye göre bana göre Türkçeniz gayet güzel. Tabii ki bir Teşekkür ederim. üniversite mezunu, bir akademisyen gibi hani edebi kurallarda belki eksik olabilir. İşinizdeki başarınızda bu Türkçeyi güzel kullanabilmenin, iletişiminin faydasını gördünüz mü? Tabii kesinlikle. Şimdi işimle ilgili yani işçilerimle aynı zamanda ben Türkçe konuşuyorum. Kolay kolay Almanca konuşmuyorum. Eğer bir Alman makamına vardıktan sonra elbette Almanca konuşacağız. Evet. Ama biz Türkler olarak birbirimizle eğer Türkçe iletişim kurarsak Türkçemizi öldürmeyiz. Evet. O yüzden yani Türkçemize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu kadar Türkçe demişken, bu kadar edebiyat demişken şimdi size tabii ki televizyonda problem. Zaman çok hızlı. Evet. Saniyelerle yarışıyoruz tabii. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Diyorlar bir pazar günü mavi gömlekli işte yakışıklı bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz geldi stüdyoda. Sadece iş adamlığıyla mı ya da bunlarla mı ön plana çıkacak? Ama ben biliyorum ki sen edebiyata çok gönül veriyorsun. Evet. Bize hangi şiirle başlamak istersin? Bir şiirle selamlıyorum izleyicilerimizi. Bir şiirle kendi yazdığım şiir de olabilir.
Evet. Aslında Ağaç. program öncesi provasını yapmıştık. İsterseniz son oldu okuduğunuzla başlayalım. Ki reji de bizim yönetmenlerimiz de daha... Aşık Sefa'nın güzel bir Bayraksızlar şiiri var. Onu Evet, okuyabilirim Seyfi evet, Bey. evet. Biraz milli duygular kabaracak. Özellikle Gerçekten şu günlerde. yani her kelimesinin bir anlamı var. Yani ben tek başıma okuduğum zaman çok duygusallanıyorum, duygusal oluyorum. Evet. Yani ağlamamak elde değil. Evet. Aman daha programımız bir saatimiz var. Bizi ağlatma. Gerçi... O zaman başlayalım Seyfi Bey. Evet. Buyurun. Bayraksızlar, bayraksızlar. Yere düşse bayraksızlar. Nereden bilsin kıymetini? Soysuz, sopsuz bayraksızlar. Ne olurdu yazmasaydım ben bu kara yazıyı? Bilmeseydi namert soysuz içimdeki sızıyı. Yıldızların isyanı var hilal taşıyan felek. Damla damla kan ol akıyor delik deşik bu yürek. Al rengine kara bağlar yastadır deli gönül. Aşkın olmuşum senin hastadır deli gönül. Renginde şehitlik gizli hilalında mana var. Yüreğimde saklamışım kurbanında kına var. Toprağa düşse yiğit ölüm güç verir bize. İnancıma teslim oldum zulüm güç verir bize. Uğrunda ölen yiğit kim ne bilsin ne kadar. Geriye ne can kaldı hepsi kurban adar. Yamacında gezdiğim şimdi dağlar ağlasın. Bayrağım hançerlendi. Şimdi çağlar ağlasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan itleri kahredecek Türk milleti destek veren güçleri. Susmayın. Susmayın ey milletim. Bayraksızda ar olmaz. Susar ise yiğitler, vatan bize yar olmaz. Başı bozuk yaylada pusular kurdular. 2 yaşında yiğidime kürşadı vurdular. Bundan gayrı düşmanımdır bayrağa ters bakanlar. Artık hesap vermeli dağı taşı yakanlar. Meleküt aleminde destan olan can bizim. Dalgalansın bayrağım üstündeki kan bizim. 4 aylık bebeklere kurşun sıkan neredesin? Nereye gidersen git öleceğin yerdesin. Hükmü ilahi varsa belki korur yaradan. Kan düşmanı olmuşuz. Çekilsinler aradan. Bu vatanın ekmeğini gözünüze durmalı. Yiğit bir can gelmeli. Sizden hesap sormalı. Sefaiyem, sefaiyem yaşamak ki bundan gayrı ağır gelir. Ay yıldızlı bayrağa bu yeryüzü dar gelir. Teşekkür ederim Seyfi Bey. Gerçekten çok duygulu bir şiir, muhteşem bir şiir. Yazanın ellerine, yüreğine sağlık. Evet. Şimdi şiirler, yani Anadolu Aşık Sefa'yı yazmış. Biraz önce evet. Seninle konuştuk hakikaten. Ne kadar da günümüze uyuyor değil mi? Evet. Yani gerçi edebiyat programlarında hani siyaset ya da diğer konulara çok girmiyoruz ama ne kadar da günümüze uyuyor, ne kadar da gene vatan, gene bayrak, gene derdimiz aynı. Şu vatanımıza şimdi şu anda dört bir yandan saldırıyorlar. Şimdi şu anda tam bu şiir de şu andaki zamana uydu yani. Gerçekten muhteşem bir şey. Bunda herhangi bir siyasi şey yoktur bu şiirde. Evet. Tamamen vatanseverlik vardır bu şiirde. Evet, evet. Şimdi Halil Başkan, buradan
Türkçemiz ana dil ve şiirden sonra biraz da şunu vurgulamak istiyorum. Almanya'da yaptığımız hatalardan biri de özellikle işte belirli bir işe girdikten sonra, belli işleri yaptıktan sonra bilerek ya da bilmeyerek, hani bu bilerek Evet. demiyoruz, biraz doğduğumuz topraklardan kopuyoruz. Örneğin, şöyle bir örnek vereyim. Çocuklarımız 17-18 yaşına girince Türkiye yerine, Türkiye'deki amcaları, teyzeleri, akrabaları yerine İtalya'ya, İspanya'ya tatile göndermeye başlıyoruz. Ya da Antalya'da bir otele, 5 yıldızlı bir otele gidiyorlar, 2 haftalık gidip geliyorlar. Burada sen güzel bir örneksin. Yani diyelim doğduğun topraklardan kopmadın. Evet. Biraz bize Helete'yi anlat. Bu oralara gitmek, oralarda bir şeyler yapmak sana nasıl bir enerji veriyor? Şimdi Sefi Bey, önce ben şuradan başlayabilirim. Buradaki geneldeki Avrupa'daki yaşayan insanlarımız hani neden kendi memleketlerine gitmiyorlar? Orada acaba çok mu sıkılıyorlar? Bence özellikle de gençlerimiz, çocuklarımız buradan biz Türkiye izine gittiğimiz zaman çocuklarla ilgilenmiyorlar. Türkiye'deki o güzellikleri göstermiyorlar. Mesela Türkiye'deki örfümüzü, adetimizi, yörelerimizi, törelerimizi öğretmiyorlar. Çocuklar o yüzden de yani belli bir şeyden sonra, çünkü orada sıkılıyor. Orada vardıktan sonra ne yapalım? Burada ne yapalım? Eğer çocuk şuna da diyebilir yani, ben oraya vardığım zaman en azından bir ata bindirebilirler. Mesela oradaki yaşam nasıl bir şey, onları gösterebilirler. Oradaki güzellikleri gösterirler ise şayet, bence buradaki gençlerimiz de oradaki güzellikleri görürse, bence İtalya yerine, İspanya yerine, Antalya yerine kendi memleketlerine gidebilirler diye düşünüyorum. Evet, yine edebiyat ve Türkçemizin merkezinde kalmak kaydıyla evet. Doğduğun kasabadan çok Avrupa'ya göç var. Bunları konuştuk daha önce ve bir de tam böyle kasabanın ortasından ki tatilde bunu da paylaştın. Oraya yüzmeye evet. Girişinde gördük. Evet. Hakikaten adı gibi gök bir su akıyor. Evet. Göksu akmakta. Bize biraz Göksu'yu anlat. Göksu'nun başına gelenleri biraz bahsedebilir misin Halil Başkan? Şimdi Seyfi Bey, Göksu gerçekten hani su varsa hayat var demektir. Evet. Eğer su yoksa hayat yoktur demektir. Elbette insanlarımızın suya da ihtiyacı vardır. Ha, bir tarafta susuz kalırken bir tarafta su böyle boşu boşuna akıyorsa ona da ben karşıyım. Evet. Eğer imkanlar varsa bir tarafı öldürüyor isen bir tarafı da yaşatmayacaksın. İki tarafı birden yaşatacaksın. Göksu yıllardan belli yani orada evet akıyor, doğru. Çok doğru. Bu zamana kadar hiçbir proje yapılmamış. Ha, ben buradan gerçekten bu zamana kadar hele de 1968'de 7 Mayıs 1968'den bu yana belediye, belde yani yaklaşık 60-70 yıldan belli belediye. Belediyelerimiz bugüne kadar eğer bir proje yapmış olsaydı, özellikle de Göksu'nun üzerinde projeler yapmış, turizme açma planlar yapmış olsa, projeler yapmış olsaydı belki şimdi şu anda da Göksu'muz gitmeyecekti. Hani biz dedik ya, Göksu giderse Helete biter. Gerçekten Göksu giderse Helete bitecek yani. Özellikle de ben buradan yani Helete'nin güzel insanlarına sesleniyorum yani. Bir mücadele edildi, 2-3 yıldan belli mücadele edildi. Bu mücadeleden pes etmeyelim. Eğer bu mücadelede pes edersek yine zarar eden biz oluruz. Göksu üzerinden Helete'nin çıkarlarını göz önünde bulunduralım. Mesela Türkiye'de gerçekten bizim derneğin etrafında toplandık. Allah'a çok şükür bir çatı altında toplandık ve 2 yıldan beri güzel mücadeleler ettik. Ha, belki bazı hatalar olabilir. Ama bu hatanın üstüne hatayla gitmemek lazım. Yeni mücadelelere başvurmak lazım. Bugün mesela Gaziantep Belediyesi tünel yapıyor. Tüneli bitirmek üzereler yani. Bu projeyi de zaten bu senenin sonunda bitirmek istiyorlar. Tabii ki ben oradaki şantiyedeki bazı çalışanlara da sordum. O cevabı bende kalsın. Yani belki uzayabilir, öyle diyeyim yani. Biz tünelde mücadele ettiysek bu mücadele orada bitmemesi lazım. Evet. Oradan şantiyede eylem yapabiliriz. Ama şunu da söyleyebilirim. Helete halkı kesinlikle hem misafirperverdir hem vatanseverdir. Burada virgül koyacağım. Senin şiir yazdığını biliyorum. Acaba yazdıkların arasında Helete'yi anlatan, Göksu'yu anlatan böyle şiirler var mı? Var. Evet. Var. O zaman program edebiyat programı biliyorsun. Evet. Edebiyat. Bize Helete'yi, o güzellikleri, Anadolu'yu, oraları, çocukluğunu götüren bir şiir istiyoruz senden. Şimdi, İnan bilmiyorum hangi şiiri okuyacağını ama benim gönlümden öyle geçti şu anda. Şimdi, zaten bizim bu Göksu evet. Mücadelesinde ben bir şiir gerçekten yazdım. Bu evet. Şiir de yani evet.
eskilere dayanıyor. Evet. Bizim çocukluk yıllarımıza dayanıyor. Evet. Evet. Belki bu şiirde bazı insanlarımız bazen kelimeler anlamayabilir. O yüzden evet, özür dilerim yani. Şimdi burada dur. Şimdi ekranlarda benim programlarına vermek istediğim bir mesajı söyleyeceğim. Ben çok basit sorular soruyorum. Kaç yılın, ne kadar oldun Almanya'ya geleli? Kaç sene oldu? Ne kadar? 98'e geldim Seyfi Bey. 90. Yani yaklaşık 20 yıl oldu. 20 yıl. Kaç yaşındaydın aşağı yukarı? 22 yaşına geldim. Askerlikten sonra ben buraya geldim. Evet, evet. Şimdi ekranlardan şu mesajı vermek istiyoruz. Bakın tabii ki ben de 90'da geldim. Türkiye'de yetişmenin, Türkiye'de tahsil görmenin ya da o topraklarda olmanın mutlaka bir avantajı var. Ama bizim yaşıtlarımızda ki sen bizden biraz daha gençsin. İnsanlarımızın yaptığı bir hata var. O da şu. Türkiye'den kopmadan şiirler yazmışsın, şiirleri yaşatıyorsun. Evet. Yani iş adamı olman demek edebiyattan uzaklaşman anlamına gelmemekte. Çünkü sen Abdurrahim Karakoç'un memleketinden, aynen, aynı zamanda Mahsuni öbür tarafta diyelim, Mahsuni Şerif'in memleketinden o öbür taraftaları biliyorsun. Maraş kalem taşıdır Türkiye'den. Evet. Şöyle sözü sana bırakacağım. Sevgili seyirciler, Kanal 60 ekranlarından devam eden Avrupa'da Türk Edebiyatı'nın zaten amaçlarından biri de bu. Sizler de eğer şiir yazıyorsunuz, edebiyata meraklıysanız lütfen bizimle irtibat kurun. Ve söz Halil Başkan, Halil Solak senle. Buyur bakalım. Şimdi Seyfi Bey şiir söylediniz. Ben gerçekten yıllar önce yaşadıklarımızı şiire döktüm yani. Evet. Gurbette yaşar, hele de sokaklarında gezerim. Köyden geleni gider arar oldu gözlerim. Hezen üstünde oturan ak sakalları yad eder hep özlerim. Zekeriya'yı, Paşahmet'i, Copo'yu bir de Ayvaz'ı özledim. Dımılık derdik, kanlı büvet çimerdik. Akan karpuz parçalarını kabuklu yerdik. Biraz acıkınca gider böğürtlen yer bahçe yolardık. Gençler bilmez, Peder Osman amcamın kovalamasını özledim. Bahar gelince köskücle çiğdem sökmeyi, dağda kitirde sümbülün kokusunu, ışkınını, kepeneğini, davarlardan gelen çobanın tokurdağının sesini, kayalardan gelen kekliğin ötüşünün sesini özledim. Haymalar kurulur, diken basılır yapılırdı. Portmadan inilir, davarlar yemlenirdi. Yanlıklar yayarlar, türkü söyler, gümrenirlerdi. Mırıklı pınarlarda su içmeyi özledim. Ey hele teller, göksüyle ümidimiz yerini bulsun. Tüm güzellikler halkımız ilçelikte bizlerin olsun. Göksu birliğimize, dirliğimize vesile olsun. Saygıyı, sevgiyi, hürmeti, birliği özledim. Peder Halil der, ayrımcılık yapmayalım, ömür gider. Bu çekişme, ayrılık ne zaman biter? Gelin bir olalım, diri olalım, birlikten kuvvet doğar. Ey güzel insanlar, şiir bahane, ben Helete'yi, sizleri özledim, sizleri özledim. Teşekkür ederim. Sefa'yı da ağlatamadın ama burada artık dolduk yar burada. Evet. Biraz anlatır mısın? Tabii tabii. Mesela aslında şunu söyleyeyim, izleyicilerimiz bunu bilsin. Tabii ki ben de 22 yaşıma kadar Türkiye'de büyüdüm. %90'ını anladım yani yöreden de olsa. Evet. Çünkü Anadolu'muz öyle ki, mesela ben de Bolulu'yum. Aşağı yukarı kavramların çoğu Anadolu'da yakın birbirine. Ama
Çok güzel yazmışsın. Biraz oraları anlat mesela. Tabii ki anlatabilirim. Nasıl duygularla biraz bahsedelim biraz. Şimdi biliyorsun hani biz gurbette yaşadığımız için hep beynimiz Türkiye'de oluyor. Türkiye vatan topraklarında oluyor. Şu da mesela köyden geleni giden arar oldu gözlerim. Hezen üstünde oturan aksakalları yad eder hep özlerim. Eskiden biz küçükken yaşımız 8-9-10 yaşlarındayken böyle duvar diplerine hani kendilerini güneşe oturmuşlar böyle tam ilkbaharda güneşin tam böyle ışınlarının vurduğu anda eskiden aksakallı yaşlarımız vardı. Hepsi şöyle baktığın zaman 15-20 tanesi böyle dizilirlerdi. Gerçekten onları ben özledim. Böyle bir ağacın üzerinde otururlardı. Biz hezen deriz ona. Ağaçtan evet. Yapılmış oturak yani. Evet. Oradan dımılık dedik. Bizim dımılık dediğimiz yani göksunun o akan su böyle hafif ılık olur. Soğuk olur ama hafif. Tabii ki o zamandaki gençlik yıllarında tabii. O soğuk ama o gençliğin verdiği şeyle biz bilmeyiz onun soğuk olduğunu. Biz o zamanlarda köyün yani kasabanın hemen şeyinde neredeyse tam ortasından geçen suyun orada yüzerdik. Bizim orada yüzmeye çimme derler. Yani oralarda yüzerdik. Rahmetli yattığı yerin nur olsun inşallah. Amcam buralarda ne yüzüyorsunuz? Gidin yukarılarda yüzün diye bizi kovalardı. Hatta orada yani burada yüzmesinler diye elbiselerimizi suya atardı. Abi ben o zaman da amcama çok kızıyordum. Gerçekten ya neden bizi yüzdürmüyorsun burada dedim. Benim öz amcam olduğu halde. Tabii ki şimdi şu anda anlıyorum ki orada hep aileler var. Ailelerin içinde gerçekten yani yarı çıplak insanların yüzmesi hoş bir şey değil yani. Evet. Hoş karşılanmaz. Evet. O yüzden gençler bilmez. Pedro Osman amcamın kovalamasını özledim diyor diyorum. Biliyorsun yüzen insan bir de çok çabuk acıkır. Evet. Acıkınca böğürtlen yerdik. Aynı zamanda böğürtlen evet, yer bahçe harika. Yormaya giderdik. Kendi harika. Bahçemizi yormaya giderdik. Evet. Şimdi aslında Halil Başkan burada duralım. İşte şehirden önce verdiğimiz mesaj bu. Evet. İşte buradan tabii ki Kanal 60 ekranlarından anne babalara, Almanya'daki anne babalara sesleniyoruz. Lütfen çocuklarınızı bu yüzmenin olduğu nehirlere götürün. Onları bu güzelliklerden haberdar edin. Bir de şuraya geleceğim. Tabii ki bu çalışmalardan sonra burada bu satırları yazabilen bir kişi Halil Solak olarak özellikle 2 yıl önce bizim bu yakınlarda bir ara Dilsin Mahta yaptınız ve 2000 kişiye yakın Heretel'in katıldığı bir şenliğiniz de oldu. Evet. Biraz bu şenlikle ilgili biraz bilgi verebilir misin bize? Şimdi Seyfi Bey ben Almanya'da burada dernek olarak Helete Gençlik ve Spor Derneği bundan 3-4 yıl önce kurulmuştu. Evet. Kurulduktan sonra birinci başkan Süleyman Türk torunu idi siz de biliyorsunuz. İkinci kongreye gidildiğinde bazı arkadaşlar çünkü ben yıllardan beri teşkilatçılığıyla, dernekçiliğiyle uğraştığım için gerçekten dernekçiliğin ne olduğunu biliyorum yani. Dernekçilik nasıl yürür onu çok iyi biliyorum. Çünkü ben 10 yaşından bu yana hep dernekçilikle, teşkilatçılıkla uğraşmış bir insanım yani. Evet. O yüzden bazı arkadaşlar illa gel yönetime gir veyahut da işte başkan adayımız sen ol diye ısrar ettiler. Ben biliyorsun kendim iş yapıyorum yani temizlik firmam var. O yüzden ben ne kadar söylediysem yok ben yapmayayım ben size destek olayım ben size maddi manevi destek olayım dedikçe tabii ki arkadaşlar ısrar etti illa başkan olacaksın dediler. Ve biz de kırmadık arkadaşlar başkan olduk. Şimdi ondan önce 3-4 sefer 2 sefer futbol turnuvası yapıldı. 2 sefer şey yapılmıştı. Yılbaşı eğlencesi yapılmıştı. Sizin de biraz önce izah ettiğiniz gibi ben Almanya'da gerçekten dilimize ve kültürümüze çok sahip çıkmak gerektiğimizi her zaman her yerde söylüyorum. Ben başkanlığa geldikten sonra arkadaşlar kırmadım tabii ki seçim oldu. Başkanlık olduktan sonra dedim ki ben ne futbol turnuvası yapacağım ne de yılbaşı eğlencesi yapacağım. Ben burada kültürümüzü yaşatacağım, kültürümüzü öğreteceğim gençlerimize dedim. Ve dedim bizim kendi kültürümüze, kendi çocuklarımıza öğrettiğimiz gibi bunlar Almanlara da öğreteceğiz. Almanlara evet. da göstereceğiz dedik. Tabii ki yönetim kuruluyla karar verdik. Sağ olsunlar. Dediler tamam yaparım. Birinci şeyde yani bayağı bir insan toplandı. İkinci bahar şenliğinde dedik ki Dietzenbach'ta yapalım. Biliyorsunuz Dietzenbach Helleterlerin kalesi. Evet.
Yani sağ olsunlar. Yani hiç kimseye şey yapmadan, yani aşağılısı olsun, yukarılı olsun, sağcısı olsun, solcusu olsun, bütün insanları davet ettik. Çünkü bu helete bizim. Helete'nin evet. insanını sevmek lazım. Yani helete'nin insanları evet. çok farklı insanlar. O yüzden gerçekten sağ olsun. Allah herkes hepsinden razı olsun. Hepsi teşvik etti şeye. Bahar şenliğimize güzel bir şey olmuştu. Evet. Türkiye'den hatta belediye başkanlarımız gelmişti, biliyorsunuz yani. Evet. Sunuculuğu da siz yapmıştınız. Evet. Burada tekrar bir gün koyacağım. Orada biraz yöre oyunlarını, burada yöre oyunlarını yaşattınız. Mesela evet. Karaca'yı biraz soracağım. Ama hazırlıklı geldin mi? Şiirin var mı okuyacak? Var mı daha yazdığın şiirlerin var? Tabii ki var, var, var. Tamam. Yok değil yani. O zaman rejimizden bir fon müziği daha alalım. Çünkü seni yakalamışken bu güzel şiirler ve okuyuşunla. Ha, bu noktada senin iki tane öğrencin de var burada. Şu anda izleyicilerimiz görmüyorlar. Stüdyomuzda, konuk yerimizde Ahmet Virit kardeşimiz var. Ahmet, saygıyla selamlıyorum. Tekrar Feyzullah Karais kardeşimiz var. Onu dedim. Ya kara şey, is zaten kara demek. Bir de soyadına kara koymuşlar. Karais. Feyzullah, seni de saygıyla selamlıyoruz. Onlarla ilgili neler söylemek ama istersen? Ama Karais, ama gönlü çok açık. Öyle mi? Gerçekten evet. gönlü çok açık yani. Ahmet'le ilgili birkaç cümle söyle. Onu... Ahmet'in de gerçekten yani ben bu gençleri nasıl görüyorum Seyfi Bey, biliyor musunuz? Evet. Çakıl taşlarının arasında parlayan bir elmas gibi görüyorum. Gerçekten yani ki sadece bunlar böyle değil yani, birkaç tane daha var. Onların işi. Evet evet gerçekten. Evet. Özellikle de ben bu gençlerimize sahip çıkmak istiyorum. Evet. Yani bir kendileri beni bir büyük görürse, beni bir önderlik gibi görürse, ben her zaman yani arkadaşlarımı gerçekten mümkün mertebede yani topluma kazandırmak istiyorum. İnsanın yaşı ilerledikçe biraz, sence de biraz yaşı ilerledikçe biraz daha gençlere bildiği tecrübeleri aktarması kesinlikle, da önemli değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Evet. Yani kendi tecrübelerini gençlere aktarmaz ise bir insan, evet. yani gerçekten bu bizim çok bir büyük ayıbımız olur. Evet. Hani bir laf var, kalfa eğer ustayı geçmezse o meslek ölür diye. Çok güzel. Yani her zaman çırak ustasını geçsin ki meslek ölmesin. Evet. O zaman iyi bir ustalar olduğu için Ahmet Virit ve Feyzullah Karayiz kardeşlerimiz çok şanslılar. Onlara tekrar stüdyomuza misafir olarak geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Rejimizden... Şunu da söyleyebilir miyim Seyfi Bey? Özür dilerim. Ahmet Bey de, yani Ahmet Virit de gerçekten çok güzel şiir okuyan bir arkadaşımız. Evet. Yani bakalım, çok zaten güzel... geleceğe doğru da hani bu bir tek programda belki kalmaz. Bakacağız tabii dönüşlere. Tabii olabilir. Sosyal medyada heletillerin gücünü göreceğiz yani, bu bir göreceğiz. İleriye doğru daha güzel şeyler daha yapabiliriz. Buradan izleyicilerimize o bilgiyi aktarmak istiyorum. Önümüzdeki programdan itibaren programımı değiştiriyorum biraz formatını. Almanya doğumlu saz çalanları getireceğim. Almanya doğumlu saz çalan iki genç kızımız mesela, görüştüm. Aralara biraz böyle sazla, mesela fon müziklerini sazla yapacağız. Evet. Daha da güzelleştireceğiz. Daha da iyi olacak. Şimdi söz tekrar sende ve senden bir şiir daha alalım. Bakalım nerelere bizi götüreceksin bu defa? Yine bu, yine tekrar çok eskilerden yazdığım yine bir şiirimi okuyayım sizlere. Evet, seve seve. Bu şiirin ismi "O Bizim Elde Neler Neler Olmuş". Bir gün bir haber aldım kendi sılamdan. O bizim elde neler neler olmuş. Söyleyin dostlar, aslı var mıdır? O bizim elde neler neler olmuş. Komşu komşuya hatır sormaz olmuş. Pamuk eller naz yeri sarmaz olmuş. Saygı, sevgi denen eser de kalkmamış. O bizim elde neler neler olmuş. İnsanlık hatırını hiçe saymışlar. Mertlik diyarından hepsi caymışlar. Dost başına dolu gibi yağmışlar. O bizim elde neler neler olmuş. Doğrunun yerini eğrilik almış. Gülmenin yerini ağlamak almış. Kimileri anadan, yardan,
evlattan uzak kalmış, o bizim elde neler neler olmuş. Düşmüşler dünya malına, çıkar peşine, hatır kalkmış, tepki gelmiş yerine. Kiminin ayrılık, gurbet çökmüş sinesine, o bizim elde neler neler olmuş. Muhtar herkese bir beyan vermiş, nefsine düşkünler hep karşı gelmiş. Bilmem bu dünyadan kimlere ne kalmış, o bizim elde neler neler olmuş. Derler peder Halil destan yazamaz, takdir haktandır kimse bozamaz. Gönülden hakka inananlar da yoldan azamaz, o bizim elde neler neler olmuş. O bizim elde neler neler olmuş. Teşekkür ederim. Sen bizi öldüreceksin Ali Başkan. Bunun hikayesini anlattı. Çünkü her şiirin bir hikayesi, bir öyküsü vardır. Nasıl bir ortamda yazdın? Nasıl duygularda yazdın? Şimdi neresinden başlasın? Mesela gerçekten insanlara şöyle bir bakıyorum. Yani insanlıktan çıkmış gidiyor. Herkes kendi çıkarının peşine koşmaya başlamış. Yani hatır kalkmış, gönül kalkmış, sevgi saygı kalkmış. O yüzden yani şimdi ben diyorum ki her zaman para kazanırken dostunu kaybediyorsan o para değil. Eğer para yerine dost kazanıyorsan en zengin adam sensin. O yüzden de eskiler daha iyi bilir. Yani özellikle de böyle kırsal bölgelerde tarla takım için, bağ bahçe için birbirini vuranlar, birbirine küsenler de kavga yapanlar çok olmuş. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani muhtar herkese bir beyan vermiş. Eskiden büyükler, bir tane büyük olurdu, işte beş tane kardeşine, işte bir filan şu tarla senin, şu tarla senin, şu tarla senin. Şimdi oradan esinlenerek ben büyükten ziyade dedim muhtar herkese bir beyan vermiş. Hani tarla takım paylaşırken hep böyle kendi nefsini ön planda koyanlar hep şey yapar, karşı gelir. Kendinden tarafa olmadığı için karşı gelir. Muhtar herkese bir beyan vermiş, nefsine düşkünler hep karşı gelmiş. Şöyle bir düşünüyorum. Mal sahibi, mülk sahibi, hani nerede bunun ilk sahibi? Değil mi? Bundan 100 yıl önce kim bilir orada ne canlar vardı. O yüzden de dedim ki bu dünyadan kimlere ne kalmış ki bize kalsın. Bağ bahçe için, tarla takım için kimsenin kalbini kırmayalım. Para için, pul için hiç kimsenin kalbini kırmayalım. O yüzden de nefsine düşkünler hep karşı gelmiş dedim. Yani bunu esinlenerek bunu yazdım. Her şey takdiri ilahi. Halil köyüne destan yazamaz. Kimse bilmez tabii ki yazdığımı. Elbette yazıyorum yani. Ama takdir haktandır. Kimse bunu bozamaz. Ne yaparsan yap, takdir ilahi senin şeyindir yani. Hakka inananlar da, gönülden hakka inananlar yoldan azar mı? Gönülden hakka inan sen. Gönülden dürüst ol. Her zaman Cenab-ı Allah senin yanındadır. Şimdi burada hakikaten seni onurlandıracak, gururlandıracak bir cümle söyleyeceğim. İşte bu stüdyolarda, yani bizim Kanal 60'ın bize verdiği imkanlarla belki bunu yapayalnız yazdın. Kimse evet. Yoktu. Ama ben daha önce güzel Türkçemizin, ana dilimizin yaklaşık 300 milyon kişi tarafından okunduğunu, yazdığını ve anlaşıldığını evet. Yazılı olarak okumuştum ve dünyanın 6. büyük dili. Yani Türkçemiz Türkçe. Dünyanın 6. büyük dili. Bilgilerine çok güvendiğim bir arkadaşım bunun 500 milyondan fazla olduğunu söyledi. Yani dünyada güzel. Yeryüzünde 500 milyondan fazla insan bunu anlayabilmekte şu anda. Evet. Ve tabii Kanal 60'ın şöyle bize bir avantajı var. Yayınımızdan birkaç saat sonra bunlar YouTube ortamında evet. Ve ebediyen kalacak. İnşallah. Gerek ilk şiirinde bize okuduğun, gerek ikincide, ikincideki beni ağlama noktasına getirdin. Rahmetli annemin deyişine göre çakır gözlerimden yaşlar evet. Geldi. Ve burada bu mesajları, bak sadece bu mesajların bir yere gidebilmesi için bile bu programların yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Öyle değil kesinlikle. Mi Ali Başkan? Aynen, katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
bu program böylesi programların daha gelişmiş, daha güzel olması gerekiyor. Ve aynı zamanda Seyfi Bey, gerçekten naçizane benim bir isteğim var sizlerden, yani artık bizim yaşlarımız geçti diyelim. Yani böylesi programları küçük çocukların, daha güzel Türkçe konuşan küçük çocuklar davet edilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki özür dilerim eğer yanlış. Şimdi programın girişinde söylediğim cümlede çok samimiyiz. Biz tabii ki Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'tan bir, hani eskiden bir mekan açtığın zaman gökyüzüne bir evet, ışık saçar gönderirlerdi. Yani burası evet, açıldı diyelim, bir lazer ışığı. Evet. Biz bir lazer ışığı olup lazer ışığı yukarı doğru bir ışık saçtık ve umarım bu görülüyordur. Seve seve tabii ki çocuklarımızla görülüyor zaten. Evet, yani bu ışık da inşallah etrafa dağıldıkça evet, bütün dünyaya dağılır. O zaman gerçekten güzel bir şey olur. Ve aynı zamanda sizin de hep edebiyat şeyleri yapıyorsunuz. Yani yıllardan beri takip ediyorum. Evet. Edebiyat nedir? Edebiyat yani bana göre bir estetiktir. Yani estetik ameliyatı. Yani insanlar evet, nasıl güzelleşmek için evet, estetik oluyorsa edebiyat da Türkçenin yani estetiğidir. Yani güzel konuşma şeyidir yani. Tabii ki, tabii ki. Çünkü güzel dilimiz... Evet. Ben onu şeye benzetiyorum. Mesela Tokat yöresinde rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun yanında ben staj yaptım. Evet. Öğrenci olarak. O zaman gezdirirken bizi bir yere götürdüler. Bu bezlere boya veriyorlar. Evet. O boyayı vermek yani elde ama. Günleri alıyor. Yani aylarca onu boyayı çırpıyorlar, 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 çırpıyorlar. Bizim şu anda konuştuğumuz ve özellikle Türkiye'de İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe... Aynı sen göksuyu düşün, göksuda su evet, taşlara vura vura taşları ne hale getiriyor? Aynen. Değil mi? Bir elmas haline getirmekte. Güzel Türkçe yaklaşık 5000 yıldır konuşulmakta. Evet. Bizim dilimiz öyle dünkü bir dil değil. Kesinlikle. Orhun abidelerinde sen, ben, o, nasılsın, iyi misin? Yani Türkçenin özü daha taşlara yazmışlar 5000 yıl evet, önce. Biz bunun kıymetini bilmekteyiz gerçekten. Çok iyi kıymetini bilmekteyiz ve aynı zamanda bunun kıymetini bizden sonraki insanlara taşımamız gerekiyor. Evet. Bu noktada Ali Başkan müsaadenle iki tane duyuru yapmak istiyorum. Bunlardan biri Mannheim'de yaşayan bizim ağabeyimiz, şair Fatih Mehmet Yıldırım Beyefendi. Bize edebiyat günlerinde çok destek verdi kendisi. Programımız aracılığıyla canlı yayında anons edeceğiz. 5 tane kitabını bizim izleyicilerimize hediye edecek. Lütfen... Ben sosyal medyada, Facebook hesabımda bunu duyurdum daha önce. Lütfen yazsınlar isimlerini. Biz bu kitaplarda istiyoruz diye. Bir de Nail Şekeroğlu abiyle tanıştık. Bu Karadeniz Yayla Şenliği'nde. Nail abi yıllardır Türkiye'nin en iyi kitaplarını, bestseller kitaplarını buraya getirip burada satmakta. O da bana Türkiye'de şu son 2 aydır bestseller olan kitaplardan 5 tanesini hediye etti programımıza. Çok yani güzel. İnsanlara bir şeyler de hediye ediyoruz. Çok güzel. Lütfen programımızı izleyenler Facebook hesabımızda benim Seyfi Alp hesabına bunu yazsınlar. WhatsApp telefonumu da ben yayınladım. Hı-hı. Buradan yayınlasınlar. Tabii ki bizim senin asistanların, bu programda benim de asistanlarım Ahmet Hı-hı. Virit ve Feyzullah Karayis de canlı yayın yapmaktalar. Onlara da bunu duyurabilirler. İstiyoruz ki mesela Türkiye'nin en iyi satılmış kitaplarını seçtik. Bunları insanlar okusunlar. Çünkü okumak çok çok önemli hakikaten. Bunu da buradan duyurmak isterim. Her programımızda da izleyicilerimize hediyelerimiz olacak. Halil Başkan, dakikalar, televizyon yayıncılığı evet, çok hızlı. Son evet, dakikalara doğru şöyle diyelim, nelerden daha bahsetmek istersin? Ne mesajlar vermek istersin bir Helete'li olarak? Helete'den bahsetmek isterim. Buyur bakalım, söz sende. Şimdi... Helete'den bahsetmenin. Helete'yi dünyaya, Helete'nin kapılarını dünyaya açmak isterim. Ben bir bireysel olarak yani Helete'nin kapısını dünyalara açmak isterim. Evet. Gerçekten Helete bir yani bir kadim bir Türkmen köyüdür. 1967'den bu yana kasaba olan 2014'ten bu yana da Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen bir Helete kasabası. Yani bizim Helete'nin, Helete deyince akla ne gelir? Helete deyince akla elma gelir. Helete deyince akla peynir gelir, çökelek gelir. Helete'nin bunları peyniri meşhur, elması meşhur. Yani şu bu geçen yıl sizin de bildiğiniz gibi bir elma festivali yapmak istemiştik biz aslında. Evet. Bir yerel sanatçı getirmek istemiştik. Onu gerçekleştiremedik tabii ki dernekle beraber. Aynı zamanda Feyzullah Karayis de yani Türkiye'deki Heleteler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde görevliydi. Oradan evet, buraya geldi arkadaşımız. Yani kendisi de biliyor. Bir elma festivali yapmak istemiştik. O da olmadı. İnşallah bundan sonra elma festivalini yaparlar. Helete'ye özdeşir elması.
Ha şunu da söyleyebilirim. Gerçekten bundan daha önce amcamın oğlu Ali Solak elma festivali için, yani elmayı tanıtan Ali Solak oldu. Kahramanmaraş'ın yerel bir programında Aksu TV'de yayınlamıştı. İnşallah bundan sonra Helete halkı olarak bir elma festivali yapar. Yani mesela Çağlayan Cerif nasıl cevizle övünüyorsa biz de elmamızla övünelim derim yani. Helete'nin yaklaşık 600-700'e yakın profesörü, öğretmeni, polisi, yani okumuş insanları var. Onlardan söz etmek isterim. Evet. Ama biraz da edebiyat ve kültüre yakın olduğu için, kültür ve edebiyat yakın olduğu için. Tabii. O yöresel oyunları Almanya'da sergilediniz. Mesela Dietzenbach'ta yaptığınız o 2000 kişinin izlediği programda. Evet. Bize Karaca'yı biraz anlat, öbür oyunları biraz anlatabilir misin? Şimdi Seyfi Bey, Karaca gerçekten yani genelde askere giderken gençlerimiz 20 yaşında askere giderken davullu zurnalı önce halay çekerler. Ha bu Karaca'nın tarihine baktığın zaman herhangi bir tarihi yok. 100 yıllardan beri oynanan bir oyun yani. Evet. Ha Karaca'nın şeyi, neden Karaca? Oradaki 4-5 tane arkadaşımız yüzlerine kara kömür sürerek, yani kendini tanıtmıyor. Kimin ne olduğunu bilmeden ellerine de bir işte hani biz küçükken böyle bir sırık alırdık, değnek alırdık. Onları at yerine kullanırdık. Aynı şekilde hale yapıyorlar yani. Tanımlaması, efendime söyleyeyim, üstü başı yırtık, yani tam bir böyle Anadolu'nun insanı gibi böyle şey, insanlar da öyle şey yapıp. Yani bir oyun, bir tarihi de, yok. Evet, bir de Tura beni çok etkiledi. Mesela Tura'da çok dikkatimi çeken, normalde bir insanı bugün Almanya'da yolda yürürken itsen bela bulursun şey olarak. Evet. Ama Tura'da müzik eşliğinde o diyelim kalın kalın seçimleri, biz Urgan deriz mesela. Biz de Urgan deriz. Urgan deriz. Onları sırtında ben gördüm, yani birkaç kişiye vuruyorsunuz. Orada nasıl bir kaynaşma, neyin mesela diyelim o bir felsefesi sence? Şimdi Tura oyunu. Seyfi Bey, o Tura oyunu da gerçekten yıllardan beri oynanan bir oyun. Yani özellikle de gençlerimiz şimdi şu anda bunu aşılamak lazım. Tura ipi, urgan dediğimiz keçi kılığından yapılan bir ip. Evet. Ha bu oyun eşliğinde aslında oyun eşliğinde oynanır. Bu bir güç gösterisi değil. Eskilerimiz daha güzel oynuyordu. Yani şimdi şu anda yaşlar 70-80'lere ulaştı. Onlar daha meşakkatli oynuyordu. Ama şimdi şu anda bakıyorum biz Tura oyununu sadece bir güç gösterisi gibi yapıyoruz. Yani artık bundan sonra. Ama eskiler öyle değildi. Evet. Tura oyunu nasıl bir şey? Birisi gider yaklaşık 50-80 metre, birisi gider, giderken birisi vurur, gelirken de birisi vurur. Bu şeye benzer Seyfi Bey. Hani acı biber yersin ya. Acı biber insanın canını yakıyor. Evet. Ya canını yakanı neden yiyorsun? Ama yiyorsun. Evet. Tura da öyle bir şey. Ama bana kalırsa orada o acıyı hissettiği zaman. Evet. Nerede davul tomularsa oraya gidersin. Özellikle de Helete'de. Çok güzel bir durum. Pekala. Şimdi aslında beni kırmayacak olursan, gönlümden geçen ikinci şiirin benim çok hoşuma gitti. Yani ikinci de hatta göstereyim ben hangisi olduğunu. Onunla veda etmek istiyoruz. Onu benim için, ya da şu şiir Halil Başkan, burada çok şey buldum kendimden. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Şöyle, ben o şiiri okumadan önce bunu bir daha senden okumanı rica edeceğim. Tabii. Seve seve. Senin müsaadenle seyircilerime bazı mesajlar vereceğim. Sevgili seyirciler, hakikaten özellikle televizyon yayıncılığında dakikaların nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. İşte 22 yaşında Almanya'ya gelmiş, 40'lı yaşlarda çok başarılı bir iş adamı, çok iyi bir baba, 3 evlat yetiştirmiş. Onlara Türkçe öğreten, çok duyarlı, toplumu birleştiren bir arkadaşımız, bir Halil Solak kardeşimiz misafirimizdi. Bundan sonra programlarına yeni Halil Solaklar misafir etmek istiyoruz. Sizler de şiir yazmaktaysanız, sizler de edebiyata meraklıysanız lütfen bize yazın, bizi arayın. Özellikle sosyal medyada çok çok aktifiz. Saygıdeğer Halil Solak, tekrar dediğim gibi beni çok etkiledi hakikaten. Bu şiirle yavaş yavaş veda edelim. Bu şiirle ilgili de birkaç şey söyleyip senden dinlemek isterim. Ben acizane sizden bir şeyim olacak, bir göndermem olacak Seyfi tabii Bey. Ki, özellikle tabii de Helete'ye ki. Yani. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi Helete'de ben şunu gördüm, mücadele bitmiş gibi özellikle bu Göksu meselesinde yani. Rica ediyorum, yalvarıyorum yani mücadelemize devam edelim. Yani tünel eğer delindiyse, tünel olduysa, tünelde başka bir tarafta mücadeleye devam edelim. Eğer mücadeleye devam etmezsek gerçekten Helete bitecek.
hele de son 5 yıldan beri müthiş bir şekilde göç veriyor. Yani yaklaşık 3-4 yıldan beri yani 900 aile Helete'den çıkmış gitmiş. Bu da 900 aile ikişer kişiden olsa 1800 kişi yapar. Evet. Rica ediyorum Helete mücadeleye devam etsin. Göksu meselesine birliğe devam etsin. Dirliğe devam etsin. Bir olursak güçlü oluruz. Evet, şiir veda ediyoruz. Yine gurbet şiirini okuyayım. Fonumuz var mı? Evet. Gurbette yaşar, Helete sokaklarında gezerim. Köyden geleni gideni arar oldu gözlerim. Hezen üstünde oturan aksakalları yad eder hep özlerim. Zekeriya'yı, Paşahmet'i, Copo'yu, bir de Ayvaz'ı özledim. Dım ılık derdik, kanlı büvet, tomsuk çimerdik. Akan karpuz kabuklarını kabuklu yerdik. Biraz acıkınca böğürtlen yer bahçe yolardık. Gençler bilmez, gençler bilmez. Amcam Peder Osman'ın kovalamasını özledim. Bahar gelince köskülüşle çiğdem sökmeyi, dağda kitirde sümbülün kokusunu, ışkınını, kepeneğini, davallardan gelen çobanın tokurdağının sesini, kayalardan gelen kekliğin ötüşünün sesini özledim. Haymalar kurulur, tiken basılır, baskılar yapılırdı. Portmadan inilir, davallar yemlenirdi. Yanlıklar yayar, türkü söyler, gümrenirlerdi. Mırıklı pınarlarda su içmeyi özledim. Ey Heleteller, göksüyle ümidimiz yerini bulsun. Tüm güzellikler hakkımız, ilçelik de bizlerin olsun. Göksümüz birliğimize, dirliğimize vesile olsun. Saygıyı, sevgiyi, hürmeti, birliğimizi özledim. Peder Halil der ayrımcılık yapmayalım, ömür gider. Bu çekişme, ayrılık ne zaman biter? Gelin, gelin bir olalım, diri olalım, birlikten kuvvet doğar. Ey güzel insanlar, şiir bahane, ben Helete'yi, sizleri özledim, sizleri özledim. Teşekkür ediyorum Seyfi Bey. Ali Başkan, senin bu güzel şiirini programımızı bitiriyoruz. Yüreğine sağlık, misafirimiz oldun bir pazar günü. Bizleri çok duygulandırdın. Hakikaten çok özel program oldu. Sevgili seyirciler, haftaya pazar günü Almanya saatiyle 13'te, saat 13'te tekrar birlikte olmak üzere Frankfurt stüdyolarımızdan, Kanal 60 stüdyolarından sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Bugün konuğumuz, iş adamı, edebiyatçı, şair, çok iyi bir baba, çok iyi bir dost. Halil gibi, ismi gibi bir dost. Halil Solak'ta. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmek üzere. El sallayalım herkese, bizleri seyredenlere. İyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim Seyfi Bey.